أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, Medrese-i Nur'da inşallah 19. sözden okumaya devam ediyoruz. 19. sözde Üstad Bediüzzaman Sahib Nursi Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinden, peygamberliğinden ve o peygamberliğinin işte mucizeviliğinden, mucizeliğinden bahsediyordu. Ve bunu madde madde reşha reşha dedi. O okuyorduk. 11. reşhaya gelmiştik. Şöyle diyor, böyle acip ve muamma alut, böyle ilginç, böyle acayip ve muamma alut, muamma biliyorsunuz hani gizemli, sırlı, işte tam çözülmemiş, alut da onu pekiştiren bir ek. Yani böyle karışık, böyle gizemli, böyle tam anlaşılamayan şu kainatın perde-i zahiriyesi altında, görünen yüzü altında. Evet, kaina muamma aluttur. Yani neden işte yıldızlar böyle, neden güneş doğuyor, neden dünya böyle dönüyor, bu kadar büyük bir sistem neden yaratılmış gibi bir sürü soru, bir sürü gizem var. İşte onun o görünen perdesi altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayibi haber verecek, yani o soruların cevabını haber verecek böyle harika ve fevkalade mucizluğuma, yani mucizelerle gelen bir zat lazımdır. Evet, yani neden yaratılmış, neden böyle mükemmel yaratılmış, kim yaratmış, hangi gaye ile yaratmış, bu soruların cevabını verecek ve mucizelerle gelecek bir zat lazımdır. Evet, hem bu zatın gidişatından görünüyor ki onun o anlattıklarından, naklettiklerinden, hayatından görünüyor ki o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Yani o soruların cevabını aynel yakin görmüş. Yani bu alem neden yaratılmış? Bu gizemli kainat neden var? Neden böyle mükemmel yaratılıyor? Onu görmüş ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden, yani nimetleriyle donatan, sürekli bize nimetlerini ihsan eden, lütfeden şu semavat ve arzın ilahı, şu göklerin ve yerin yaratıcısı bizden ne istiyor? Marziyatı nedir? Yani razı olacağı, razı olduğu şeyler nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hem bunlar gibi daha pek çok merak aver, yani merakı celbeden, merak ettiğimiz lüzumlu hakaiki, hakikatleri ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken ekser insanlara, birçok insana ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar diyor. 12. reşa, 12. madde. İşte şu zat, şu mevcudat halıkının, mevcudat mevcut olanlar, yani varlıklar, şu varlıkların yaratıcısının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde, birliğinin hakikati derecesinde, yani bu varlıkların halıkı tektir. La ilahe illallah da ifade edilen, o ondan başka ilahın olmadığı gerçeğini ilan eder derecede hak bir bürhan-ı natık, yani konuşan bir delil, o Allahu Teala'nın birliğine şahitlik eden, bunu konuşarak ifade eden bir delil, bir delil-i sadık, çok doğru bir delil olduğu gibi haşrin ve saadet-i ebediyenin, ebedi saadetin yani cennetin dahi bir bürhan-ı kat'ı, bir delil-i sat'ıdır. Yani hem Allahu Teala'nın birliğine bir delildir o, konuşan bir delil, apaçık bir delil, hem de öldükten sonra dirilmenin, öldükten sonraki alemin, mahşerin, işte hesabın, sıratın, cennetin, cehennemin, onların da hakikat olduğunun açık bir, keskin, burhan-ı katı, keskin, net bir delili, bir delili saati, o da aynı parlak bir delilidir. Bak, nasıl ki o zat hidayetiyle
saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Yani onun getirdiği İslam, onun getirdiği doğru yol insanı nereye ulaştırır? Ebedi saadete ulaştırır. Ebedi saadete ulaştırdığı gibi onun gelişi, onun varlığı dolayısıyla saadet-i ebediyenin de husule gelmesinin sebebidir. Yani yaratılış sebebidir ve vesile-i usulüdür. Ona kavuşma vesilesidir. Cennete kavuşma vesilesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayeti öyle de diyor. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu, yani var edilmesin o cennetin yaratılışının sebebi ve vesile-i icadıdır. İcadın vesile, yani hem hidayeti, hem getirdiği din, hem onun duası, niyazı işte o cennete kavuşmanın vesilesidir, ulaşmanın yoludur. Haşir meselesine haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz diyor. Neyi tekrar edecek? O makam münasebetiyle haşir meselesinde, yani 10. sözde geçen konuyu. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada, öyle büyük bir namazda, duada dua ediyor ki güya şu cezire, şu Arap Yarımadası, şu Hicaz, belki arz, sadece Hicaz değil, belki şu yeryüzü onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Öyle bir niyazı var ki, öyle bir duası var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ki dualarını biz de namazlarımızda yer yer okuyoruz. İşte ne diyoruz? Allahümme enteselam ve minkeselam tebarek ve ya del celal vel ikram diye mesela dua ediyoruz. Allahümme ağfir lil mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel böyle dua. Bunların hepsi nereden geliyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından. Öyle azametli namaz kılıyor, öyle niyaz ediyor ki sanki bütün yeryüzü onunla beraber dua ediyor. Sanki bütün kainat onun duasına amin diyor. Evet, bak, hem öyle bir cemaati uzmada, öyle büyük bir kalabalık, öyle büyük bir cemaatte niyaz ediyor ki güya Beni Adem'in, yani şu Adem oğlunun zamanı Adem'den, Adem'in zamanından asrımıza, hatta kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar, bütün peygamberler, evliyalar filan hepsi ona ittiba ile, ona tabi olarak iktida edip ona uyup duasına amin diyorlar. Evet, öyle büyük bir dua, öyle içten bir niyaz yapıyor. Hem bak, öyle bir haceti âmme için, yani öyle bir umumi ihtiyaç için, öyle bir herkesin ihtiyacı için, bütün varlıkların ihtiyacı için. Nedir o? Bütün varlıkların ihtiyacı ebedi alem. Yani bütün insanların işte öyle bir niyazı var, isteği var. Öyle bir ihtiyaç için dua ediyor ki değil ehli arz, sadece şu yeryüzündekiler değil, belki ehli semavat, belki göktekiler, ruhaniler, melekler, belki bütün mevcudat niyazına, onun duasına evet ya Rabbena, ey Rabbimiz ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Yani biz de onun duasında istediği şeyleri istiyoruz. Cenneti istiyoruz, bekayı, yani sürekli var olmayı istiyoruz. Ebedi bir alem istiyoruz diye bütün varlıklar onun duasına amin diyorlar. Hem öyle fakirane, öyle muhtaç bir halde, yani Allahu Teala ihtiyacını öyle arz ediyor ki, öyle hazinane, öyle içten, öyle yalvararak, yakararak, öyle mahbubane, öyle bir muhabbetle, öyle müştakane, öyle bir arzuyla, öyle tazarrukarane, yani öyle bir yalvarışla niyaz ediyor ki bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Yani duasına ortak ediyor. Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı esfeli safilinden, sukuttan, yani alçalmadan, düşmeden, kıymetsizlikten, faydasızlıktan alaya illiyine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Yani onun duası, niyazı, efendim sünneti, onun getirmiş olduğu şeriat, onun getirmiş olduğu bütün o İslam'ın bütün sistemi, hepsi insanı düşüklükten, esfeli safilinden alaya illiyine çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar istimdat karane ve öyle tatlı bir niyaz istirham karane ile istiyor, yalvarıyor ki
Fizari istimdat kerane, yani böyle imdat ederek inlemek, çığlık atmak. Yani öyle bir ümmetimi bana ver, ümmetimi bana ver, ümmetime azap etme, ümmetimi cehenneme atma gibi öyle bir dua ediyor ki, öyle bir tatlı niyaz-ı istirham kerane ve öyle bir yani istirham ederek, ya Rabbi hani lütfunla ver, işte ihsanınla ver diye öyle bir niyaz ile yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip vecde getirip onları da coşturup duasına amin Allahümme amin dedirtiyor. Evet. Çünkü istediğini, yani onun istediği işte ümmetinin cennete girmesini istiyor. Ümmetinin cehennemde yanmamasını istiyor. Kurtuluşunu istiyor. Hesabının kolay olmasını istiyor ümmetinin. Havz-ı Kevser'de ümmetiyle buluşmak istiyor. Kardeşlerimi özledim diyor. Onlarla Havz-ı Kevser etrafında buluşmak istiyor. Evet, bunları istiyor Rabbinden. Çünkü istediğini velev lisan-ı hal ile olsun verir. Ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle bir semî ve basîr ve öyle bir kerîm ve rahîme hastır. Bak hem öyle semî, evet devam ediyoruz. Bak hem öyle semî, kerîm bir kadirden, öyle basîr, rahîm bir alimden, alim. Yani Allah-u Teala'dan her şeyi işiten, ikram eden, her şeye gücü yeten, her şeyi gören, her zaman her şeye merhametli bir alim ve her şeyi bilenden hacetini istiyor ki, ihtiyacını istiyor ki, bil müşahede, yani apaçık, en hafi, en gizli bir zihayatın, yani en gizli bir canlının, en ufak bir canlının, en hafi bir hacetini, en gizli bir ihtiyacın, isteğini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Evet, yani istediği zat kim? İşte ümmeti için hani cenneti istiyor, kurtuluşu istiyor, hidayeti istiyor ve öyle istiyor ki ayet-i kerime ne dedi onun için? فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Yani neredeyse onlar iman etmiyor diye, onlar hidayete gelmiyor diye üzüntüden kendini mahvedeceksin gibi ayet iniyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yalvarışı, o içten efendim o feryadı, o çığlığı Allah katında ya yeter ey Muhammed, tamam seni duyuyoruz der gibi. Yani belki bunu ifade etmek böyle doğru değil ama yani onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yalvarışına ayet iniyor. Sen neredeyse kendini mahvedeceksin gibi. Öyle istiyor, öyle niyaz ediyor. Kimden istiyor? Her şeyi kudretin elinde tutan, her şeyi işiten, her şeyi, hatta en ufak, en gizli bir canlının, mesela karıncanın içindeki bakterinin, karınca, hani öyle bakteriler var biliyorsunuz, bakteriler de canlı, gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük, o canlıların bile isteğini veren, onlara bile nimetini yetiştiren, onlara da lütfeden Allah-u Teala'dan istiyor, ondan istiyor, kudreti, gücü her şeye yeten Rabbimizden istiyor. Peki o kadar böyle küçük şeyleri, o kadar gizli varlıklardan duyup onlara yetişen, onlara koşan böyle bir Habibinin, böyle bir Resulünün isteğine cevap vermez mi? Talebine, duasına yetişmez mi? Diyor. Devam edeceğiz okumaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.